kendi imkanlarından özveride bulunup yoksula ve düşküne yardım etmek, kendisinin hoşlanmayacağı şeyleri başkalarına yapmamak, insanlara gösteriş yapmak, ismini duyurmak için değil, sadece hizmet amacıyla yardım etmek. İşte toplumda sosyal adaleti ve barışı sağlayacak olan çözüm, bu ahlaki erdemlerin benimsenmesidir. Allah, maddi yönden güçlü olan kişilerin nasıl davranması gerektiğini Nur suresinde şöyle açıklamıştır. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah Kur'an'da yoksullara nasıl davranılması gerektiğini de açıklamıştır. Bir ayette zenginlerin mallarında yoksullar için bir hak olduğu belirtilmektedir. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan içinde bir hak vardır. Kur'an'da özellikle yoksulluğunu dile getirmeyen onurlu kişilere de dikkat çekilerek bunların haklarının korunması öğütlenmiştir. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.